Merhaba, bugün Art TV olarak Mihriban Mirab'ın atölyesindeyiz. Pop art üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba Mihriban, nasılsın? İyiyim Yasemin, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bizi atölyende ağırladığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Renklerin ne? Pop art. Pop art nedir? Pop art, kitle kültürünün toplumda dayatmış olduğu bir takım tüketime yönelik nesnelerin popüler olmasının sanata yansıması diyebiliriz. Benim resimlerimde de daha çok popüler kültür nesneleri kullanılmakta. Kitle kültürünün, kültür endüstrisinin insanlara sunmuş olduğu tüketim nesnelerini resimlerimde kullanıyorum. Resimlerimde hem de pop art diyebileceğimiz günümüzün zaten kent yaşamında pek çok imge popüler bir kültürü oluşturuyor. İşte teknoloji kullanmış olduğumuz cep telefonlarından tutun da giydiğimiz kılık kıyafet, kullandığımız bir arabaya kadar aslında popülerlikten yani yola çıkarsak benim resimlerimde de pop art, yani popüler kültür imgeleri oldukça yer alıyor. Evet, o imgelerden biri de bisiklet olsa gerek. Bisiklet, evet. Neden bisiklet? Bisiklet aslında bu popüler olan teknoloji, şu an teknoloji artık günümüz teknolojisi had safhada gelişiyor ve gitgide de gelişmeye başlıyor. Bisiklet endüstrinin bize sunmuş olduğu aslında ilk tüketim nesnelerinden ve teknolojinin gelişmesine başlangıcı olarak gördüğüm için günümüz teknolojisinin karşısına bisiklet imgesini yerleştiriyorum. Resimlerimde işte kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlar, gençler, kılık kıyafetleri kullandıkları teknolojik eşyalar günümüzü yansıttığı gibi bisiklet benim için eskiyi yansıtıyor. Yani resimlerimde geçmişi ve günümüzü bir araya getiriyorum ve bunun için de bisikleti kullanıyorum. Ne güzel. Biz de baktıkça nostaljik bisiklet dolaptan, garajdan çıkarmak istiyorum. Ya. Pop art demişken Türk sanatında pop art nasıl yansımıştır? Günümüz çağını yaşayan sanatçı bence yaşadığı çağı sanatına yansıttığını düşünüyorum günümüz sanatçılarının. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yaşadığım çevreden besleniyorum. İşte kentten, sokak kültüründen, teknolojiden beslendiğim için. Bunlar da sonuçta artık kullanmayan, çağımızda kullanmayan kuşak kalmadı teknolojiyi ve popüler imgeleri. Bu yüzden popüler pop art'ın ben de bundan beslendiğini, günümüzün çağın getirilerinden beslendiğini düşünüyorum. Yeri gelsin sokakta bir sahne olsun, bir yazı imgesi olsun, bir afiş olsun. Bunlar beni besliyorlar resimlerimde konu olarak. Türk pop art sanatçılarından birkaç isim verebilir misin? Mesela bence Burhan Doğançay diyebiliriz. Yani onun kullanmış olduğu imgeler, işte o afişlerin yırtılması, işte afişler tüketim kültürünü yansıtan imgeler sonuçta. Veya işte Özdemir Altan diyebiliriz. Özdemir Altan'ın işte rakamları, yazıları resimlerinde kullanması gibi. Tabii daha bir sürü usta ve genç sanatçılardan örnek verebiliriz. Ama en çok batıya baktığımız zaman, batıda en çok biliyorsunuz zaten Andy Warhol, bilmez pop art'ın babası. Ama ben resimlerimde daha çok bana ilham veren sanatçı David Hockney, Tom Wesselman, Peter Black. Onları daha çok araştırıp ne yapmak istediklerini anlamak, yani aslında yani gördüğünü yansıtmak kavramından yola çıkarsak, bu açıdan esinleniyorum. Hani hoşuma gidiyor. Ben sanatçıların eserlerine bakınca Mihriban, sanatçı ve esere bakıyorum ve birbirlerine benzeyip benzemediklerini görüyorum. Evet. Sen eserlerindeki renkli kişilikle dış görünüşün çok benziyor. Evet. Bu güzel bir şey olsa gerek. Evet, rengi seviyorum. Zaten pop art renkçi bir sanat anlayışı. Evet. Parlak ve canlı renkleri kullanmayı sever pop art sanatçıları. Ben de resimlerini kullandığım gibi kendi hayatımda da, tarzımda da rengi tercih ediyorum. En güzel şey değil midir? Bir sergiye girince resme bakıp esere sanatçısı bu mu? Evet. Evet, ne güzel. Öyle düşündürdüysem. Seninle bu kadar rahat oturabiliyoruz tabii ki mesafe kuralına uyarak. Evet, evet. Karantina günlerinde
neler yaptın? Yeni işler evet. O meydana geldi mi? Biraz evet. da bahseder misin? Evet, karantina günlerinde aslında benim için iyi oldu. Daha çok hani işlerime yönelme imkanı buldum kapanıp atölyemde. Daha çok çalıştım, ürettim. Mesela daha önceki çalışmalarımda kent kültürü ve genç kuşağı, çünkü popüler kültür daha çok ayak uyduran bir kesim gençler. Ve resimlerimde daha çok konu olarak gençleri hedef alırken bu sefer yaş almış bireyleri ele almaya başladım portre serisinde. Evet. Mesela işte günümüzün kitle kültürü nasıl kadınlarda güzel olma, estetik olma anlayışını sunuyorlarsa, işte dergiler, billboard, internet, işte botoks, kırışıklık kremleri, saç boyası. Ben de onun karşıtı olarak kadının doğal haliyle güzel olabileceğini ele alarak öyle bir ironi yaptım. Bunu pandemi sürecinde aslında geliştirdim bu düşüncelerimi. Yeni bir döneme geçmiş oldum. Evet. Benim için düşünmek için, üretmek için güzel, faydalı bir süreçti aslında. Evet. Pandemi sürecinde, karantinada, evde doğal halimizde otururken de güzel olduğumuzu ama yansıtmak istedim. Evet, aslında. Kadın her zaman güzel. Evet, doğru diyorsun. Evet. Biz bu sene Ağustos ayında 12. yılımıza giriyoruz. Evet. Art TV 12 yaşında olacak. Hı-hı. Neler söylemek istersin? RTV yıllardır takip ettiğim bir internet sanat kanalı. Oradaki metinleri, sanatçı atölyelerini, sergi haberlerini takip ediyorum. Ayrıca yıllardır hani beni de çok destekleyen bir platformsunuz. Çok teşekkür ederim. Hep sergilerimde olsun, karma sergilerde, projelerde olsun hep desteğinizi hissettim. 12. yılınız hayırlı uğurlu olsun. Sizlere nice sanatla dolu yıllar dilerim. Başarıyla dolu, sanatla dolu nice seneleriniz olsun. Hep beraber teşekkür ederiz. Sanatçı olmazsa sanat olmaz diyoruz. Teşekkür ederiz Mihriban. Sağ olun, teşekkür ederim geldiğiniz için.